Gençler, dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına gelip Muhammed, bu okuduğun şeyleri nereden uyduruyorsun? Babalarımızın bildiği şeyler değildi bunlar diyorlardı. Gençler, bunu söyleyenler akılsızdı değil mi? Şimdi ilahiyat fakültelerinde akademik kimliği olduğu halde bu ayet aslında diye Muhammed nereden uyduruyorsun bunları diyenler öldü gitti de ilahiyat fakültesinde tefsir okuturken ben şimdi Bakara suresindeki bir erkeğin şahitliğine iki kadının şahitliği denktir diyen ayeti bir ekonomi profesörüne nasıl anlatırım ben şimdi bu ayeti diyen ne demek istiyor? İmtihan bitmedi. Biz Kabe'yi İbrahim babamızdan aldık diyordu Ebu Cehil. Sen bizi kim zannediyorsun? Biz de peygamber torunlarıyız diyordu. Hatta hac ediyorlardı. Biz de hac ediyoruz. Bak Kabe bizim. Kabe'de su dağıttık diyor. Hacılara su dağıtmış. Seninkilerde mevlütlerde lokum dağıtıyor. Dağıtmada denk. Nereden çıkardın bu dedikoduları diyorlardı. Şimdi ne deniyor? Muhammed o tarihin adamıydı deniyor. Haşa lillah. Ay yere düşse, güneş yere düşse, Everest tepesi de güneşin yanına çıkmış olsa, vallahi inanırım da bu aptallıklara inanmam. İnanmam. Ama şunu biliyorum ki, zavallı bedevilerin imtihan olduğu şey, bugün ilahiyat fakültesinde imtihanlarda sorulan soru olabilir. Ömründe bir tefsirden bir satır okumamış birisi bile Ayet-el Kürsi'nin yazıldığı bir tweet sayfasında bana göre bu ayet Kur'an'ın şurasında olmalıydı diyebilir. Çünkü bugünün cihadı dipdiri kalmak, Kur'an'ın Resulullah'a indiği günkü tazeliği ve sadeliğine iman etmek cihadıdır. Beni böl, tank paletlerinin altında parça parça et, Kur'an'ıma dokunma demektir. Bugün insanoğlunu insanlığından bezdiren kapitalist, çürüten, yemek için taşı bile üreten kapitalist anlayış, işi, maaşı, aşı, Lat, Uzza, Menat gibi putlaştırabilir. Ama bu ümmetin genci dik durur. Değil iş tekliflerine, bir avucuna ay, öbür avucuna güneş konma teklifine bile hayır der. Bu ümmet kıyamete kadar baki bir ümmettir. Bizim ömrümüz insanlığın ömrüdür. Dinimiz de insanlığın son anına kadar kalacaktır Allah'ın izniyle. Ama içimizden işe, aşa, eşe kurban gidenler olacak. Bir de Üsameler, Enesler, Zeytler, Malikler, Ebu Hanifeler ve Ahmet bin Hanbeller gibi ümmet için, iman için parçalanmaya razı ama parçalamaya razı olmayan delikanlılar kıyamete kadar var olacaktır Allah'ın izniyle.